billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin selavat. Kastamonu 99. Yine bu hastalığın letafetindendir ki ustadımız hiç sesi çıkmıyordu. Konuşamıyordu. Ortadan aldığım için. Hiç beklenilmeden bir iftar vaktinde bir doktor geldi. Elini tuttu. Ustadımız dedi ki ben hastalığımı muayene ettirmem. Ben hekimlere muhtaç değilim. Hekim Cenab-ı Hak'tır. Birden canlandı. Sesi çıkmaya başladı. Güya kendisi bir doktor şeklini aldı. Doktor ise hasta vaziyetine girdi. Doktora emniyetli bir mektup okudu. Doktorun derdine deva olacak bir ilaç oldu. Sonra top atıldı. Niye ustad böyle yapmış? Doktora dedi ki, burada iftar et. Bilmiyor mu? Biliyor ama. Doktor dedi ki, bugün kusur etmişim, oruç tutamadım. Demesiyle çok gayret ettiğimiz ustamızın vaziyeti, orucunu bozmuş bir doktorun tıp noktasında hakimane vaziyetini kabul etmediği için o vaziyet ona verildiğini bildik. Evet, Risale-i Şahs-ı Manevisi'nin gelen şifa duası öyle 100.000 doktorlara mukabil gelir diye biz de tasdik ettik. Şimdi burada ölçü ne? Şöyle diyor. Yirminci deva, yani ölçü ne? Böyle yapmış. Bak bu adamın oruç tutmadığında hakim olarak kabul etmedi onu. Müstebit gibi yani. Yani öyle bir vaziyet alıyorlar. Öyle tovestavur, ilah gibi. Bu şeyini hissetmiş. Ama herkesi yapılır mı? Yapılmaz. Diyor ki, ey derdine derman arayan hasta, hastalık iki kısımdır. Bir kısmı hakiki, bir kısmı vehmidir. Yani düşüncenin imal ettiği, zanların oluşturduğu. Hakiki kısmı ise Şafii Hakim-i Zülcelal küre-i arz olan Eczane-i Kübra'sında her derde bir deva istif etmiş. O devalar ise dertleri isterler. Her derde bir derman halk etmiştir. Tedavi için ilaçlar almak, istimal etmek meşrudur. Fakat tesiri ve şifayı Cenab-ı Hak'tan bilmek gerektir. Buraya anlaşılmıyor. Buna bir örnek istediler bir yerde. Örneği vereyim şöyle. Şimdi televizyon veya cep telefonu ekranı açın. Bağlantısı yoksa bir yerde hiçbir anlamı yok. Hiçbir değeri yok yani. Böyle baktığın zaman bir yerde bağlantısı yok. Uydu ya, antene bağlı değil. Hiçbir şey yok. Sonra bakıyorsun antene bağlıyorsun. Bütün dünyayla münasebetdar oluyorsun. Ha. İlaç televizyona benzer. Onu Allah'tan bilmek, o televizyon gibi gözüken kapa bütün dünya ile uydu ile bağlantıya geçmektir. Yani hap ile uydu arasında bağ kurmaktır. Onu düşünmek. Şifayı veren Allah'tır. Tesiri veren Allah'tır. Düşünmek televizyonu uyduya bağlayan antene benzer. Nasıl bir şey? Niyet nasıl onu değiştirir? Sen şimdi çıplak gözden uyduya baksan uydudaki içindekileri görebilir misin? Yok. Kulağınla dinlemeye kalksan uydudaki duyabilir, duyamaz. Uydu o filmi görüyor. O filmdeki sesi de duyuyor. Bunu kapatır mısın? Şimdi uydu sesi alıyor değil mi? Ama senin kulağını almıyor. Uydu şey çanak anten. Uydundaki sesi alıyor. Görüyor mu? Görüyor. Senin gözün görmüyor.
Bizim itikatta imanımız böyledir. Gözümüzün görmediğini görür ve duyar. Yani sen görmediğime inanmam. Hakikaten görmediğini görüyor musun? Yok. Ama var orada. Nereden biliyoruz? Şimdi görüyor musun uyduyu? Yok. Uydu, peki orada böyle bir şey olduğunu inanıyor musun? İnanmak zorundasın çünkü televizyon gösteriyor. Televizyonu gösterdikten sonra böyle bir uydunun olduğunu, böyle bir yayın yaptığından, yani böyle bir uydu var, böyle bir yayından şüphe eder misin? Ahmak olursun da. Ahmak olursun. Ama ne kulağın duyuyor uydudakini, filmi, ne gözün görüyor. Orada olduğunu kim söylüyor? Televizyon gösteriyor. Aynı onun gibi insanın gözü görmüyor, kulağı işitmiyor, öteleri ama kalp televizyonunda ahiret gözüküyor. Ebed var, sonsuzluk arzusu var. Bir anda her yerde onun arzusu var, yok mu? Çalıyor orada ya. Yani kalp televizyonunda beka, beka, ebed, ebed, sonsuzluk, bir anda her yerde olmak istiyorum, ölmek istemiyorum, dert istemiyorum. Yok mu böyle bir istekler, böyle ses duymuyor musunuz? Demek ki bu çanak anten orayı çekiyor. Kalp çanak antendir. Ahirette verici istasyondur, uydudur. Nasıl ki uydunun gördüğünü, duyduğunu gözümüz kulağımız duymadığı gibi kalbimizin gördüğünü, işittiğini de duymuyor. Kim duymuyor? Kulağımız duymuyor, gözümüz görmüyor. Ama böyle bir şey var, kalpte var. Sen gördün de mi istiyorsun ahireti? E peki sen uyduyu da gördün de mi kabul ediyorsun? Televizyonda gözüküyor. Senin arzu, isteklerin, fikirlerinde de gözüküyor kalbin gördüğünü. Şimdi hap neye benziyor? Hapın o şeyi televizyonu uyduya bağlayan nasıl ki antendir, hapı da Allah'a bağlayan, nispet eden itikat onu Şafii hakikiye dönüştürüyor. Bağlıyor ona. Orada sinyal veriyor o hapa. Devamlı. Şöyle oluyor Allah'ın tecellisi. Çok çeşitli olur. Bir çeşitini söyleyeyim. Şöyle diyeyim de 25. sureden. Çekirdekte program ağacın her tarafına veriyor. Çekirdekteki program ağaca verirken herkesin aklına şu geliyor. Kablodan bilgi aktarım gibi göbekten, kökten, gövdeden, daldan hem ona akıyor zannediyoruz değil mi? Öyle mi abi? Değildi aslında. Ama hatırla böyle geliyor. 25. sözde diyor ki çekirdekteki program temessül ediyormuş. Yani akma olan tereşu değil. Yayılıyormuş. Bu neyi şeye getiriyor? Sağdan soldaki dalda, öndeki arkadaki dala aynı anda, aynı vakitte bir bilgi sırası olmadan aynı zamanda olmasındandır. Güneşten fotonun çıkması, kuzeyde, güneyde, dünyanın her yerinde olduğu gibi çekirdekteki programda ağaca böyle sinyal veriyor. Şu anda öyle bir şekilde bilinmiyor. Bunu 25. sözde söylüyor. Şimdi hapa Şafii Hakiki bildirimi çanak televizyonu uyduya bağlamak gibidir. Orada çalıyor. Ha, hap da televizyon gibi üzerinde orada filmler oynuyor. Hapın üzerinde. Hapı bağladığımız için. Küre-i etsanesi, etsane-i kübrasında her derde bir deva istif edilmiş. O devalar ise dertleri isterler. Her derde bir derman halk edilmiştir. Tedavi için ilaçlar almak, istimal etmek meşrudur. Fakat tesiri ve şifayı Cenab-ı Hak'tan bilmek gerektir. Dermanı o verdiği gibi şifayı da o veriyor. Ne yapacağız, kime gideceğiz? Hazık mutedin, hekimlerin tavsiyelerini tutmak emniyetli bir ilaçtır. O, bu adam... Kastamonu'daki adam oruç tutmamış, müstebit hakim gibi yapmış oruç, itikadı bozuk adam. Gelmiş senin itikadına, oruç tutmayasın, sen tutamazsın, tutma,
Sen tutuyor musun? Yok. Sözü müteber değil. Hekimi hazık, hakim hazık hekimin tavsiyelerine uymak dindir. Hazık olmayan doktorların oruç tutma demesine itibar edilmez. Ama şunu da karıştırma. Kendinizi bilerek tehlikeye atmayınız diyor. Ben bir hoca olarak desem ki sen Ramazan oruç tutma şeyin var, şekerin var. Din midir? Din değildir. Geçerli midir? Geçersizdir. Benim sözüm geçersizdir. Çünkü doktor der ki haddini bil, sağında kal. Senin sağ mı? Değil. Ha. Doktor da maneviyat noktasında haddini bil, senin sağ mı? İşte namazı ve orucu olmayan, hele hele zındık gibi olan bir insan oruç tutamazsın demesi itibar edilmez. Muteber değildir. Hazık hekimin, hazık mütedin hekimlerin tavsiyelerini tutmak emniyeti belirlaştır. Çünkü ekser hastalıklar suistimalattan, perisizlikten, bak ekser hastalıklar nereden çıkıyor? Suistimalattan, kötü kullanmaktan, bedeni kötü kullanmaktan, bir, iki, perisizlikten, üç, israftan, dört, hatiyattan, yaptığımız hatalardan bilerek kendini tehlikeye atmaktan, beş, sefaatten, gayrimeşru yaşamaktan, bunu anlıyorsunuz. Beş, akatsa, dikkatsizlikten geliyor. Bir de okuyayım. Çünkü ekseri hastalıklar suistimalattan, perisizlikten, mesela benim yakınım var, yakınım. Dedim ya senin tansiyonun var, şekerin var. Niye bunu içiyorsun? Bak sen koma gibi hastaneye, koma gibi de komaya kalkmış. Komaya değil. Hastaneye kaldırmışlar. 2-3 hafta sonra unutmuş. Gene asitli şeyler içiyor. Şekeri olan adam asitli içiyor. Gazoz mazoz var. Ondan sonra hayvan gibi böyle şey duruyor. Dedim ki tabii bu koma gibi de sen daha önce de geçirdin. Niye içtin? Canım istiyor. Dedim ki yakınlarına, bunu yaşarsa da ne olacak ki bu? Niye yaşıyor ki zaten? Yaşasa ne olacak bu? Şuraya bak ya. Koma gibi hastaneye, sizi meşgul ediyor. Bırakın ölsün dedim ya. Caiz mi? Caizdir dedim ya. Çünkü niye? Kendi katlıyor, kendi ipini kendisi çekiyor. Acayip bir şey, ne kadar zalimdir. İlle o kâne zalimen cahula. Ne kadar insanoğlu cahil ve zalimdir kendisine. Lan hastaneye kaldım işte. Niye nasıl içiyorsun sen bu kola mola şeyler? Zaten %37 asit var. Neler var? Nitokin mi? Ne diyorlar? Nikotin var. Bağlıyor seni. Bir içtin mi bitti işin. Bir tane alırsan bir tane bedava. Babasının karnına mı veriyor? Nikotin var. Bir de kurtulamıyorsun ki. Kanına giriyor. Sigara gibi. Aynı sigarayı, tütünü nereye basıyorlar? Tütünü bildiğiniz sigaralar, şu satılanlar, tütün değil ki. Nasıl değil? Onu suya basıyorlar. Bir tanesini iç bakalım. Bir de bırakabiliyor musun? Nikotin var, bağlı, insanın tiryaki olacak maddeler koymuşlar. Saf tütün değil abi. Değil. Şarapla yıkanıyorlar. Evet, başka şeyler de var. Yıkanmak istemiyorum. Demek ki ekser hastalıklar suistimalattan, perisizlikten, israftan, hatiyattan, yaptığımız o hataları biz biliyoruz, sefahatten, gayrimeşru yaşamaktan, dikkatsizlikten geliyor. Mütedeyyin hekim elbette meşru bir dairede nasihat eder ve vesayada bulunur, nasihat eder. Suistimalattan, israfattan men eder, teselli verir. Hasta o vesaya ve o teselliye itimat edip hastalığı hafifleşir, sıkıntı yerinde bir ferahlık verir. Mesela bir nasihat etse, oh be diyor ya. Ama vicdansız bir de parana göz dikmişse, öyle evamını tahrik ediyor ki, hemen ameliyat olman lazım.
Sen nasıl yaşıyorsun? Evet ya diyor. Lan 10 senede böyle yaşıyor orada. Sen nasıl yaşıyorsun diyor. Hemen bıçağa girdi o. Hemen saftirikte hemen şey yapıyor. Nasıl bana bedava diyor. Lan bedavadır diye zihin mi çilir? Bedava, devlet ameliyatı. Adam, koma gibi adamları, bitkisel hayatı yoğun bakıma koyuyor. Bitmişler 96 yaşında lan. Kalbi durmuş, hemen pompalıyor. Niye pompalıyorsun kardeşim? Bırak. Niye 96 yaşında? Yani sağken düzelemedi de yoğun bakımda kalbi durdu, pompalıyor ki canım. Niye? Yoğun bakımda bir günde tutarsa, bir günde tutarsa bilmem devletten ne kadar para. O da biliyor. Saat iyiyken evde reniye getirdi 96 yaşında. Zafiyetten vesaire. Adam hasta. Bitti. Bir aydan beri veya bir ay yakın yoğun bakımda. Belki de geçmiş. Kalbi durdu hemen pompalıyor. Niye pompalıyorsun kardeşim? Bilmiyor musun bitti bu? Peki ondan sonra pompa ne oluyor? Binadaki hidrofor gibi kan basıyor o kadar. Bir günde tutarsa kar kabul ediyor. Böyle zalim ya. Demek ki bir barla var mı bak. O nasihat etmeyi bak nasıl anlatıyor. 61. sayfada mıydı? Osman. Bunları niye yırtıyorsun Osman? Çocuklar demek ki burada çocuklar kalıyorlar. Çocuklar nasıl çocuklar? İyi bir çocuklardır. Bazısı, bazı şeyinden belli olur. Büyüdüğü zaman nasıl bir çocuk olacağını. Ondan sonra bak şimdi arkadaşlar, size bir yer okuyayım. Diyor ki, 66. sayfada. Eğer etsani-i kutsi-i Kur'aniyeden tiryak misal imani ilaçları alabilseler, hem kendi hastalıklarını hem beşeriyetin yaralarını tedavi ederler. Beşer şerlerle dolu. Çünkü insanlık beşerdir, daha insan değil. İnsanlık makam yüksektir. İnsan olmak zordur. Nerede insan? Nerede insanız ki? Şerlerle doluyuz. Ha beşer diyor bak. Eğer etsani, kutsi, Kur'ani'de tirak misal imani ilaçları alabilseler, Kur'an ne diyor bakın. وَنُنَزِّلُ مِنَا الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَانُ وَرَحْمَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِنِ اِلَا خَسَرٍ Kur'an sevaptır demiyor. Sevaptır diye anlıyoruz hep. وَنُنَزِّلُ مِنَا الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَانُ Şifadır diyor. Peki nasıl oluyor ya Kur'an okumak şifadır? Japonlar olmuş, Müslümanlar dese yobaz derler. Suyun yanında güzel sözler söylemiş. Suyun yanına başka bir bardağa da kötü sözler söylemiş. Eksi 5 santigrat derecede 5 saat dondurmuş bunu. Yanına güzel sözler söylediği suyun kristalleri daha beyaz, daha saydam, daha geniş olduğunu. Yanına galis tabirler kullandığı suyun da kristalleri daha içe kapalı, kahverengiye dönük, inişli ve çıkışlı vadili gibi suların donduğunu görmüş. Sonra demiş ki bu suyun yanında ne konuşuluyorsa etkileniyor. Hatta böyle bir videoyu bir Amerikalı bir kardeş göndermiş. Kim olduğunu bilmiyorum. Bu dersi dinlemiş. Amerika'da NASA'da böyle çok zalimane bir toplantı yapmışlar. O sulara çıkmış. 5 tane mi 7 tane bilim adamı orada toplantıdan sonra ölüyorlar. Sonra araştırmışlar. Bu insanları dünyada 500 bine nasıl indiririz? Nasıl katliam yaparız? Hangi kimyasal diye konuşurlarken öyle kendileri diyor. Başka manası yok. Su içtiler diyor. O zalimane 7 tane mi kaç kişiydiyse kafasında yayılan o zalim hain şeylerle su değişmiş. Su değişmiş. Zehirlemiş. Zehirlenen suyla zehirlemiş. Japonlar bunu bulduktan sonra 7 sene bu buluşu saklamışlar. Çünkü %76 sudur insan. O zaman yanında bunu söylersen su bu kadar etkileniyorsa %76 suyla olan bir insanın hayaliyle, düşünceleriyle, seyrettiği ve dinlediği şeylerle ne kadar etkileneceği malumdur. Şimdi dinleyin bak ne diyecek. Şunu demeden, okumadan bir tane harika bir doktor var.
Harika. İlacı da tam isabet etmiş. Teşhisi, tespiti doğru. İlacı da doğru. Ama hasta doktora itimat etmezse teslim eder mi? Etmez. Bak şimdi diyor ki ilaçlar abisiyle hem kendi hastalıktan hem beşeriyetin yaralarını tedavi eden inşallah. Bak senin şu intibağın senin yarana bir merhem olduğu gibi seni dahi doktorların marazına bir ilaç yapar. Şimdi cümleyi alın. Hem bilirsin, bilirsin. Meyus, ne demek meyus bunu? Üzüntü. Ümitsiz. Hem bilirsin, meyus ve ümitsiz bir hastaya, bilmiyorsan Türkçesini söylemiş. Hem bilirsin, meyus ve ümitsiz bir hastaya, ümit yok, manevi bir teselli. Bazen bin ilaçtan daha ziyade nafidir. Bin ha bin. Bin faydalı ilaçtan daha nafidir. Güzel bir nasihat. Ya neyim var ya, ben de bir şey var zannettim. Allah Allah. Yok ya, git ya şeylerine, ya yatma kalkmana, uykularına dikkat et. Gece 12'den sonra kalma. Böyle muhatap olma bu şeylere. Akraba, Allah Resulü demiş. Akrabasıyla, akrabasıyla irtibat olan. Ömrü bereketli ve uzun olur. Akrabalarına şey yap. Git memleketine tatiline. Ye iç kardeşim. Derslere git, sohbete git. Ondan sonra rahat ol. Rahat ol, her şey kontrol altında. Ecel değişmez. Bir an, bir dakika ileri geri gitmez. Siyahta yaşamak, yaşamamak nedir? Yatakta yatarsın, ayakta dolaşırsın. Ama ecel değişmez, dedi. Bunun yerine şöyle dese, Murat hayırdır ya? Niye rengin değişti ya? Niye hasta mısın kardeşim? Yok doktor bey. Müslüman değişmiş ya çok. Kötümüş, Allah Allah. Hiç iyi görmüyorum seni. Dese, zaten bitti. Bitti ya. Her hadisi, ooo Allah Allah. Bakıyor şimdi seni. Sen nasıl yaşıyorsun? Yaşıyor musun ya? Sen nasıl geldin buraya? Hemen yat yat yat, çabuk çabuk çabuk. Hemen çabuk çabuk. Hemen şey, ameliyat alsınlar seni. Bitti bitti. Lan bitti lan. 20 sene, 10 senede ben onunla yaşıyorum. Demek ki, diyor ki, ümitsiz ve meyus bir hastaya manevi bir teselli, bazen bin ilaçtan daha ziyade nafidir, faydalıdır. Ne? Ne? Manevi teselli. Yok canım Osman ya. Ne var Allah Allah, bende bir şey var zannediyorum. Öyle değil mi ya? Evet tabii canım. Peki böyle mi oluyor? Kandırıyor musun? Hayır. Nasıl inanıyorsanız o oluyorsunuz, ona dönüşüyorsunuz. Ben bunu babaanneme yaptım. 106 yaşındaydı. Bilirsin. Oğlum dedi, çok fena başım ağrıyor. Dedi. Hep mutadid defa misal verir. Ondan sonra çok gitti doktordan bir ilaç aldı. Baba aspirin içti. Aspirin verim. Oğlum dedi, doktor musun? Değilim. Git dedi. Biliyorum. Gittim doktora. Doktora dedim ki böyle böyle. Havayı biliyordu. Kaç yaşında şöyle tamam. Şimdi ben sana bir ilaç vereceğim. Onun gerisini sen, belagatını sen yaparsın. Böyle C vitamini. Suya atıyorsun da fışkırıyor yukarıya. Koyduğun zaman tutamazsın. Çay kaşığıyla tutsan bile fışkırır. Gittim babaanneye. Babaanne bir ilaç çıktı. Ne duyuldu ne duyulacak. Ne görüldü ne görülecek. Ne var bir de ne de var olacak. Bak ilaç kutuyla verilmez mi? Bak bir tane gönderdi. Hakikaten oğlum bunu mu verdi? Bunu verdi. Nasıl bir ilaç? Babaanne yerde, yer, gökte tutulmaz. At, şey attığın zaman, ortaya suya attığın zaman çıldırıyor. Hep böyle baş ağrısı için bu. Attın sanki vücut bardak su, atacaksın kafaya fırlayacak. Midye attın doğru kafaya fırlıyor. Allah Allah nasıl bir ilaç ya? Babaanne olmaz ya böyle bir şey. Bir de renkli. Bir de çıldırıyor, bağırıyor, yukarı çıkıyor. Bak dedim bu bardağı attım. Tuttum. Huu. Çakaşırı atıyorum aşağı fırlıyor. Allah ilk defa görüyor tabii. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Baba aniden bak attı yukarıda. Attım yukarıda olacak. Ha? Attım yukarıda. Tamam oğlum dedi ya. Bismillahirrahmanirrahim. İnandı mı buna? İnandı. C vitamini ya. Soğuk algını. İçti.
Birkaç dakika sonra odadan çıktı. Hey Allah senden de ondan da razı olsun. Oğlum hiçbir şey, yalan mı söylüyor? Hiçbir şeyim kalmadı dedi. Hayır. Çünkü şifayı kim verdi? Allah. Niye verdi? Ene ine zenni abdibi. Bana nasıl inanıyorsa ben ona öyleyim. Mesela bak bir tane misal vereyim. Ya bugün yorgunum derse gidemem ya. Oh. Yorgunum. Vallahi akıl 10 tane sebep üretir gitmemen için. Hakikaten yorgunsun. Geçin gitmiştin. Okursun ya. Çoluk çocuğuna sahip çıkmak da şeydir. Okumaktır. 10 tane gerekçe söyler. Ama aynı insan dese ki gitmem lazım ya yorgunum. Tabii canım dava, davasız olur mu ya? Canlanacaksın Allah'ın izniyle. İlla bildiğin bir konu değil. Orada bir manevi havayı teneffüs edeceksin. Senin gibi adam bu saatte ders günde ne işi var? Ne inanıyorsanız akıl ona imalat yapıyor. Öyle tecelli ediyor. Allah'ın sistemi böyledir. Neyi hayal ediyorsanız bir, neyi düşünüyorsanız ona dönüşüyorsunuz, o oluyorsun. Ustad ne diyor? Güzel gören, güzel gören, harama bakmayan güzel düşünür. Güzel düşününce ne olur? Hayatından elem alır. Doğru mu? Lezzet alır. Lezzet alır. Onun açılımını yaptım. Bak ustadın cümlesi şöyle. Güzel gören, harama bakmayan, Allah'ın güzel dediğine bakan, takvalı insan güzel görür. Güzel gören hayatından lezzet alır. O zaman doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. O kadar. Mesela bakalım olacak mı diye bugün yaptım ben. Yalan söylemiyorum size. Dersten sonra yaptım. Şöyle o derste alakalıydı. Tespihat yapılıyordu. Dedim ki sağ baldırıma şimdi birisi cimcik dediğini bakayım düşüneyim. Tutuyor. Ve ağrıdan hemen gözümü açtım ve herkese söyledim. Şu anda hala ağrıyor dedi. Olmayana ağrı yaptığım gibi var olan ağrı da yok olur. Evet. Mesela şeker hastası olan bir zatı biliyoruz. İlaçsız yaşayamaz. Mümkün değil. Biliyorum ya. Sonra Alzheimer oldu. 1,5 seneden beri şeker hastalığı ilaç verilmiyor. Şeker yok. Allah. Alzheimer'ı unutmuş ya. Şeker yok. Bu yapıyordu. Hoca ya bizim hafız Kırıkan'da. Şeker hem de zirve. 500'ler 580'lerde oynuyor. Biz yapıyoruz. Benim başıma geçeni anlatayım. Zan dersini yaptık. Eskide Zeytinburnu yıkılmadan önce ilan ederdik bazı dersleri. Rehin yapacağız, zan yapacağız diye. Bir hafta önce, 15 gün önce Belçika'dan gelmişlerdi. Belki de hatırlarsınız. Ben çok misal verdim. Ya Belçika'ydı. Orada tabi zan hastası olan 2-3 kişi geldi. Neyse. Bu adam mutlaka her gece 11'de ilaç alıyor. Türk saatine göre. Orada 2 saat sonra olunca bilmiyorum 12 mi ne oluyor. Ondan sonra galiba 10. 2 saat fark ediyor. Şimdi bu arkadaşımız ben yaşadığımı söylüyor. Bu arkadaşımız bu ilaca bağımlı. Acayip ama inandığı için. Sonra Zeytinburnu derse geldi oradan. Gelince dostumuzdur bir kibarlık yapalım diye. Biraz o. Arabaya bindik. 2 tane araba. Şeye gittik. Boğaz'a neydi o? Emirgan'a gittik. Valla bir salep ikram edelim gece dersler sonra. Boğaz'da şey. Bir anda abi dedi hemen valizi çantayı Zeytinburnu unuttum. Abi yarım saat içinde dedi ya ben bu ilaç içmem lazım. Ne ilacı? Bayılma var ya böyle titreme. Sana vuracak. Öyle. Mutlaka içmem lazım dedi. Kaçta işte? Yarım saat. Tamam kardeş. 15 dakika içinde şimdi gideriz merak et. Tamam. O arada bir heyecanlı bir konu başladı. Tamam. Heyecanlı bir konu. Yarım saat sonra titreme alır. Abi mümkün değil dedi. Tutamam. Tutamazsınız dedi. Titrem bayılma olur dedi. Tamam kardeş. O zaman oradan birisi şey yaptı. Bir de bizim dersi dinleyip kitap yazan bir zata geldik. Bir profesör şu anda. İsmini vermek istemiyorum. Meşhur felsefeci. Öyle. Bizi de görünce geldi bize.
Ondan sonra bir şey yaptı, sarıldı derken, meşhur bir adam, televizyonda çıkan. Derken o neydi neydi heyecanla biz sohbete daldık ama Salep de geliyor, Salep gidiyor. Ondan sonra 1,5 saat geçmiş Osman. Yarımda, tamam, hala uyanmadı. Tabii ben unutturdum. Dedim ki arkadaşlar saat kaç, sen rahat ol. 1,5 saat geçmiş, hani dedim bayılma. Abi, ha, ya, o acayip falan, bitti. Bazen çekersin, niye? Kendisi kuruyordu. Saat kurur gibi, o saatte titremem lazım, tamam. Ben şekerim çıkıyor. Mustafa abi hepiniz tanıdınız, Arap Mustafa. Kaçta gittiler? 600 müymüş, 580'li hastane gitti, koma. Öyle mi? Okay. Şimdi... Vallahi de billahi tallahi benimden 2 kat şey yiyor. Yani en az 1,5 kat tatlı yiyor. Öyle mi değil mi? Nasıl oldu abi? Ya, ne şekeri diyor ya. Koma diye götürdüler. Evet öyle. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Niye olmaz dedim Mustafa abi. Prostatsana ya ne olacak ya. Böyle inanıyor. Salgılama olmuyor. Baskılıyor düşünce. Bitiriyor şimdi. Lan nasıl inanırsanız öyle oluyoruz. Şurta öyle bir kabiliyet var. Tabii mesela Budistler, Şakyamuni Buda şeyleri, rahipleri kırık camların üzerine yürüyorlar. Olmaz. Mesela dövüş sanatında olanlar konsantre oluyor, vur bakalım, sopa kırılıyor. Güç bak, düşünceyle nasıl güç oluyor? Bu da öyle. Ha, şimdi mermeri bir vuruyorsun elini, elin kırılıyor. Konsantre ol bakalım, hıt diye bunu kırıyorsun. Neredeydi o? Düşünceyle nereden çıktı o güç? Ha, o güç işte şekeri bastırıyor, baskın. Olmaz diyor. Nasıl ki o güç konsantreyle mermeri kırıyorsa, o güç şekeri baskılıyor. O güç yani... Düşünceyle. Düşünceyle aktif et. İnan öylesin. Becerebilirsen. Ne oldu bak unutturdum. Alzheimer hayatı, kırık anda zaten o zaman. Korkunç bir şeker hastası. Aynısını sabah yaşadın. He? Aynısını sabah yaşadın. Sabah mı yaşadın? He. Sınava girmiştim de. He. Ben bunları çözemiyorum. Aklımı tutamıyorum dedim. Harbiden de gözümün önüne geldi yani. Hepsi geldi. Hepsi geldi ama çözemedim. Çözemedim. Ama olsa geldi. Biliyorum yani. Ama çözemedim. Diye dedim. Öyle inandım. He. Çözemem. Sabah ya. Ama çözeceğim. O getirecek onu. Orayı kilitli. Sen çözdün mü? Ben de çalışmadım. Ben 8'ini çözdüm. Yemin bak şimdi. Yine okudum hepsini. Hiç çalışmadım. Okudum çözdüm. Bakalım ne olacak. Bak. Çünkü öyle inanın. Bugün ben kaç saat ders yaptım? 4 saat 17 dakika. Pazar dersi. Ve dinamiyim. Gitmem lazım. Devam benim. Gündüz sabah 10'daki 3.30-4'e kadar ders yaptım. Sonra başka bir yere gittim. Sonra o sizin o şeyleri götürünce o spordaki adamlarla konuştuk. O hocam gelmiyorsun. Bir yarım saat ona takıldık. Bir ona da bir haşir anlattık. Ondan sonra bir telefon attı. Ona psikolojiyi anlattım. 5 tane maddeyi dedim mi tamam. Ondan sonra geldim buraya şimdi. 4 saat 17 dakika. Kayıt. Ayakta konuşuyorum ha. Oturarak değil. 4 saat 17 dakika. Ayakta. Oturdum belki de bir 20 dakika önce oturmuş. 4 saat. Niye? Bu böyledir. Yöneteceksin bunu. Bana uyacaksın diyorsun ata. Bana oy. Uyacaksın. Gitmem lazım. Derse gitmem lazım. Ben iyi değilim. Hastayım. Vallahi hasta olacaksın. Hiç iyi değilim. Yorgunum hakikaten ya. Hanım ya yorgunum da hakikaten. Değilim. Ne yorgunum? Nasıl inanıyorsam öyle aktif oluyor. Heyecan. Nasıl oluyor heyecan? Böyle oluyor herhalde. Gelmem dersin. Gitmesin de bir dersin. Ya. Ne yapacaksın dersin ya? Çünkü işim var bir sürü. Şimdi. Nurların erkanlarından 1-2 doktor benim. Bu da Emirdağ 1-243. Burada ne okumuştuk lemalarda? Ya hastalıklar 2 çeşittir. Birisi hakikisi, birisi behmi. Ekserisi behmidir. Okuduk ya. Anladınız değil mi? Kaçıncı devaydı?
He? 21 mi? 27 mi? Peki kim diyecek? Kaçıncı, bu Hastalar Risalesi kaçıncı risale şey? 25. 24 mu? 26. lema mı? 24. lema değil mi? He? 25. 25. lema. 25. lema. 25. lema. 25. lema. 20. deva. 25 deva var. 20. 20 nerenin plakası? Denizli. Denizli. Denizli'li var mı? Denizli çok gitti abi. Yok. Ha. Peki Denizli deyince ne anlayacağız? Pamukkale, horoz. Horoz. Güzel. Horozun üzerine hayalinizi bindirin. Horozun üzerine. Denizli horozun üzerine hayalinizi bindirin. İşte benim ilk hastalık horozla özdeş oldu. Subliminal yaptım da unutmazsınız. Denizli horozunun üzerine hayal var. Benim hayalimi horoz taşıyor. Benim ilk hastalıklar neredeymiş Osman şimdi? 20. deva. 25. deva, 20. deva. Evet, 20. deva. Denizli horozun üzerine hayalimi koydum. Ve giderken benimle konuşuyordu hayalim. Ve ona güle güle dedim. Sakın beni bırakma dedim. Şimdi isteseniz de unutamazsınız. İsterseniz bu akşam deneyin. Kaçıncı lemaydı demeyiniz kendinize. Kesinlikle 20. deva olduğunu, Denizli horozun üzerinde hayal olduğunu göreceksiniz. O hayaliniz gidiyor ama siz de gidiyorsunuz ama o dönecek. Diyor ki ona manyak. Ne yapıyorsun? Delinin birisi ya. O kadar yarayacak işinize. Doktorlar müstebit yapılmış. İlaçlar putlaştırılmış. Allah'a itimat, teslim, kanaat, tevekkül, sabır kalmamış. Bedenler putlaşmış. Yok kan grubuna göre diyet falan. Ya kardeşim. Kardeşim, bedeni putlaştırmanın bedeni ruhu çakırttı, ruhu eziyoruz. Ruhun diyeti yok mu? Hastalık ne zaman olur? Bilin, rahat olun. Senede iki defa olur. Vehmi hastalıklar vesvese zaten. Bir, yapraklar dökerken, iki, yapraklar çıkarken. Sonra ilkini gidiyor. Evet, tamam. Cinli hastalar, vehmi hastalar, vesveseli hastalar, devamlı hastalar, o aylarda hasta olur. Hasta olduğunu bilirse, hastayım de rahat eder. Ciddiyet almaz hastalığı. Onun için anlatıyorum. Çünkü insan kainatın çekirdeği olduğundan ağaca su o ayda gidince o ağaca zannediliyor ki eskiden ağacın köklerindeki hücreler emme basmayla basıyor. Hayır, çekim yasası ile toprağın altındaki suyu ağacın tepesine o hücreler arasındaki kullanıyor o kanun, ne pompası ise ama ayın çekim yasasına, yıldızların çekim yasasından sıvılar yukarıya çıkar. O aylarda deniz yükselir. Fırtınalar daha çok olur o zaman vesaire. Peki bunu yaparken yıldızlar ay, ayağın altındaki kanı tepene çıkartmayacak. Mecmuatul Adab'da diyor ki hacamat yaptırın diyor o aylarda. Allah. Kanınız tepenize gider. Helak olursanız sebebi sizsinizdir diyor. Hacamat. O kanın heyecanını alırsınız diyor. Aynı zamanda cinli hastalıklara şifadır hacamat. Niye? Çünkü hacamat anında ayet-i kürsü okuyorsunuz. Okuduğunuz zaman kanınızda Allah Resulü diyor ki kanınızda şeytan dolaşır. Herkesin kanında şeytan dolaşır. Hacamatta ayet-i kürsü okuyunca kaçışıyor. Kaçıyor her tarafa. Nereye kaçacak bulamıyor bir kere. Okumaya başladın mı? Çıkamıyor okurken. Ondan sonra dışarıdayken kaçar ama içerideyken öyle şey yapıyor, sarmalıyor. Hacamat kupayı vurdun, kan akıyor. Nereye kaçacak? Kupaya kaçacak. Rab diyor, ediyor. Hiç o koparana kadar hiç konuşma adamla. Ayet-i kürsü, Rama, ne biliyorsan, felek nasıl oku. Koparttın mı? Tamam. Kapat, koy içeri, itti. Cinli hastaya da tedavidir. Cinli hastalar da hacamat yapılırsa bayılırlar. Bayılmak cinli olduğunun alameti. Yani bu bedeni putlaştırmayın. O kadar mühim değil. Eğer bedeni öne çıkarsanız bedeli ağır olur. Ruh aşağıda olur. En ufak bir şeyler rüzgar esti. Bilmem ne oldu. Nezle oldu. Bırakın ya. O kadar meşgul olmayın ya.
yapmadığım için şey söylemiyor. Ben hani bu kadar çevrem olduğu halde MR çektirmiyorum. Ya bir 6 ayda bir senede bir kontrol edeyim. Ne kontrolü ya? Niye evamınızı tahrik ediyorum? Hiçbir şeyiniz yok. Osman şimdi gir MR'a bir. 10 tane hastalık çıkartmasalar 3 tane rahat çıkarırlar. Çıkarır mı çıkarmazlar? O için girmiyoruz abi. Girme abi. Rahatsız böyle. Rahat. O çıkacak bir sene kafamız daha çok kullanacak. Tabii ya. Gerek yok ya. Check-up'lar var. Çabii bırak ya check-up'ı ya. Check-up'ını sevsinler. Bırak. Ben yaptırmıyorum. Evet. Rahat ol ya. Çünkü niye? Merak etmeyin. Ölünce kadar yaşayacaksınız. Ölünce hepsi geçecek. Tabii canım. Çünkü kardeşim ecel değişmez. Ancak sihatlı değil. Sihatlıyım değilim. O yatarak yürürlük ile sebeptir. Yoksa ömrünü değiştirmez. Ecel değişmez kardeşim. Ha. Ve peki bildin. Hadi bakalım hepiniz denesin. Benim sözüm için şey yapalım. Doğru mu yanlış mı? Hastalığı bilmezken ne güzel rahattın. Hastalığı öğrendikten sonra daha mı rahatsın? O ilaçları kullanmaya başladıktan sonra. Ne de kötü olursun. Ben işte. Ne daha kötü olursun diyor. Bugün durmadan kafadan vesvese yapar. Devam. Bak o adam ne yaptı? Abi 11'de içmem lazım. 12.30 oldu. 1.30 saat. Hani ne yap titreyecektin? Hakikaten. Hani bırak lan şimdi hastalığı çağırma. Bitti titreme yok. Sen Belçika'dan için geldin. Titreme yok kardeş. Abi kanser hastalığını bilmeden daha uzun süre yaşıyor. Yani kanser evet. Hastası adam ama bilmeden daha uzun süre yaşıyor ama bilenler daha az yaşıyor. O kadar. Bu araştırmalarla sabitlenmiş yani. O kadar. Bilimsel değil. Diyorum ki girme bu şua tedavisini. Bırak kardeşim. Ne diyorlar buna? Lazer. Kemator. Sakın girme. Hele hiç ameliyat edin. Git ne ameliyat ya. Git kardeşim memleketinde. Bal ye. Kur'an için Allah'a sevaptır demiyor. Ve nunezzilu minel Kur'an ve şifa. Ve rahmetin lil müminin. Ve la yezidu zalimine hasara. Git balını ye. Allah Kur'an'da şifa diyor. Net. Müslümana demiyor. İnsanlığa şifadır bağ. Kur'an Müslümanlara şifadır. Sevap demiyor. Mümin şifa diyor. Şifa. Düşünceni düzeltiyor. Düşünceni düzeltirse fiziğin değişiyor. Mesela Kur'an şifadır. Nasıl olur? Kur'an okuyan simalara bakın, okumayana bakın. Kur'an'a uyan, namaz kılıp kılmayana bakın. Ders okuyup okuyana bakın. Suratlar nasıl değişik oluyor? Ne olmuyor peki ona? Neye parlak onu? Bak madde değişiyor mu değişmiyor mu? Kur'an okuyorsun, nurlanıyorsun, namaz kılıyorsun. Suratın değişiyor. Namaz kılmayan, itikadı bozuk olan malum bir şey var, gruplar var. İşte memleketli kişiler. Bak suratlarını görmüyor musunuz ya? Suratını görürsen 6 yaşın ters gidiyor ya. Sana bir şey diyebilir miyim? Geçen hafta abi Sinop'tan geliyorum, cenazemiz vardı. Beldeş'te diye bir yer var, orada namaz kılacağım. Bir abiyle namaz kıldık. Abiyi gördüm ben, dedim kesin bu bizdendir dedim. Ondan sonra işte şey yaptık, tespihat yaptık filan. Dedim abi hangi cemaattensin dedim. Dedi Beykoz'dan dedim. Dedim Hasan abi tanıyor musun? Dedi, tanıyorum dedi, selamını söyledi. Tanıyorum ben dedim, selamını söyledi. Ama ismini sormayı unuttum. Tamam. Şimdi bak aklıma geldi. İşte öyle. Çünkü belli canım, tarikatçılar, namazcılar belli. Hele bizim namazımız Hazreti Ali kıldı dedi diyenlere bakın. Namazı, itikadımız hemen nasıl belli. Ama namaz kılmıyorsa. Kılmıyorsa. Onu çok belirgin. Hele Avrupa'ya gittiğin zaman. Veled dalil amin. Yani niçin örnek verdim çarpıcı örnekler? Kur'an nasıl şifa? Bak kanını değiştiriyor, hücreni değiştiriyor, suratını değiştiriyor ya. Suratını değiştiriyor. Bu madde değil midir? Suratın değişiyor. Demek ki bütün hücrelere, bütün organlara... O da biliyor. Niye dedim bana bunu böyle yapıyorsun? Senin burada yerin yok diye. Niye dedim? Belediye değişti artık. Tamam. Benim ne alakası var? Beni tanıyor musun? Tanımıyorum ama dedi belli dedi kim oldu. Tanımıyorum ama dedi belli dedi. Sizinle biz barışık değiliz. Lan ben kimim dedim ya beni tanımıyorsun ilk defa gördüm. Ben görüyorum senin kim oldu. Kremez dedi benim Hasan abi. İlk işe girdim ilk soru. Tamam sorma. İlk soru anladım. Tamam ben karıştırma şey.
Şimdi sen, şey, tabii soyadını görmüyorum. Sen kim oldun? Bir sakın ha, sen sus. Ders bitene kadar konuşma. Zaten yeni çıktım. Nurların erkanlarından bir iki doktor benim hastalığımın şiddetiyle beraber o halis sadık zatlara hastalık noktasında müracaat etmeyip ve ilaçlarını da yemeyip çok ağır hastalıklar için onlarla meşveret etmeyerek ve şiddetli ihtiyacım ve elemlerimin içinde yanıma geldikleri vakit hastalığa dair bahis açmadığımdan endişeli bir merak onlara geldiğinden sırlı bir hakikati izhara mecbur oldum. Belki size de faydası var diye yazıyorum. Onlara dedim ki hem gizli düşmanlarım, bak şimdi putlaştırmak ne demektir, ondan sonra keseceğim. Hem gizli düşmanlarım, hem nefsim, şeytanın telkiniyle, bak. Gizli düşmanlarım, hem de nefsim, şeytanın telkiniyle zayıf bir damarımı arıyorlar ki, böyle dedektörle, bomba mı var, nesi var böyle, dedektörle insanlara bakıyorlar, zayıf noktası ne buna? Kadın mı, para mı, makam mı, kariyer mi, şöhret mi bilmem. Bakıyorlar dedektörle, zayıf damarımı arıyorlar ki, beni onunla yakalayıp nurlara tam ihlas ile hizmetime zarar gelsin. Böyle dedektörle. Ne zarafı var? Makam. Hemen onu veriyor. Çok mu hizmet ediyor bu öğretmen? Hemen sana müdürlük veriyoruz. Müdür al. Öğretmeni ne yapacaksın? Ay, ballıkla mı atlıyor? Hizmeti bitiyor. Talebi götürüp götüremiyor. Talebiyle muhatap değil, evrakla muhatap. İşi çok daha bir işe terfi ettiriyorlar. Yükseltiyorlar. Bitiriyor. Adamın kafasını kesiyor. Balık keser gibi bitiriyor. Herkesin bir zaafı var. Dedektörünü arıyorlar. Tamam mı? Bakın var mı bu, var mı bu? Ya. 6 tane zaaf var. 6 tane. Ucu maddi sitede geçiyor. Nerede demekti ucu maddi site? 29. mektubun 6. kısmında. 6 tane. Birkaç tane sayabilen var mı? Korku, tamam. Korku, tamam. Enehubuca. Temperverlik, harika. Milliyetçilik. 6 oldu. He? 6 oldu. Aferin lan. Görün maşallah, sana o aferin. Üstad diyor, havale ediyorum diyor. Şey diyor, hidasın sonunda havale ediyorum. Havale ediyorum. Evet. Bak onu da söylüyor. Görüyor musun? Okay, bir desem ben çok iyi biliyorum. Demek ki insanın 6 tane zayıf damarı var. Onu arıyorlar dedektörle. Tamam. Nurlara tam ihlas ile hizmet edemesin, onunla meşgul olsun, boğulsun diye. En zayıf damar, bak bir, ve dehşetli mani, en zayıf damar ve dehşetli mani hastalık damarıdır. İki tane özelliği var hastalığın. Hem zayıf damar, hem dehşetli mani, hizmete mani. Ha? Hastalık. Hastalığa emniyet verdikçe ne olur? Hissi, nefsi, cisim galebe eder. Zarurettir, mecburiyet var der. Ruh ve kalbi susturur. Doktoru müstebit bir hakim gibi yapar. Ve tavsiyelerine ve gösterdiği ilaçlara itaata mecbur ediyor. Bu ise fedakarlarına, ihlasla hizmete zarar verir. Aman ha, aha oldu, aha işi yükseldi. Bana bak. Kantar getir. Kiloya bak. Kilosuyla kafası gidenler var. Kilom çok, psikolojisi bozuldu. Kadın tayfasında çok. Tamam, her gün niye bakıyorsun dedim ya, bu kantar ne? Abi hiç sorma dedi ya. O da duyuyor orada da. Evinde derse gittik, lavaboya gideceğim. Ulan bu kantar ne lan? Ne açıkla bu dedim ha, anladım. Ya abi dedim falan. Ne kardeşim, bu kantar ne bu? Abi hanım dedi, bakıyor dedi. Her gün bakıyor. Ya abi dedi, işte bak. Her gün sabah akşam, evet. Olmaz. 3 öğün bakılması lazım. Öğlen de baksın. Ne olur? Aman ha, tansiyon. Bakar mısın 2 bir? Ya bırak ya. Tamam. 2'de bir kilo çıkınca ne yapar biliyor musun? Hissi, nefsi, cisim. Cisime alakalı his aktif olur. Emniyet verdin ya. Emniyet verdikçe şişer. Emniyet versen söner. Tamam. Tanırsan gider, tanımasan gelir. Hissi, nefsi, cisim galibe eder, ya zarurettir yahu, mecburiyet var der, ne yapar? Ruh hastalığı mı varmış, onun derdi mi varmış? Kimse acapmıyor. Beden,
putlaştırılıyor, puta haline getiriliyor. Ne istiyor? Aa, vaktine kalk. Namaza kalkmıyor, ilaç saatine saat kuruyor. İlaca saat kuruyor. Tamam. İlaç saatini ikaz ettiriyor, şunu şey yapı diye. Fakat namaza kalkmıyor. Ruhu unutturan şey olduğu için böyle diyor. Hissi, nefsi, cisim galip eder. Zarrettir, mecburiyet var der. Ruh ve kalbi susturur. Doktoru, zalim adam, daha tarih almayı bilmiyor, oruç yemiş adam. Ramazan sen tutamazsın diyor. Doktoru müstebit bir hakim yapar, gibi yapar. Tavsiyelerini ve gösterdiği ilaçlara sanki Allah demiş, Kur'an'da demiş, o adam mutlaka böyle yapması gerekir diye. Bu fedakarlığı, ihlasına zarar verir. Hem gizli düşmanlarım, damarımdan, o bir bu zayıf damarından istifadeye çalışıyorlar. Bir de korku ve tamah ve şam şerefe çalışıyorlar. Bir de Hafız Ali abi işte benim gibi diyor, şey yapmadı diyor. Çekilmedi. İlaçlara fazla emniyet verdi diyor. Vücudu da zehirliyor. Evet, üç karı varsa ilacın bir tane zararı var mutlaka. Vücudu zehirliyor. Bak bir misal söyleyeyim size. Ondan sonra kapatıyor. Ama siz yapmayın. Şimdi malum yerdeyken hapiste ayağımda ateş çok çıktı orada ne olduysa. Ondan sonra baktık çoğaldım. Derken şu oldu. Bir tanesi dedi ki ille Trabzon'a bir hastaneye arkadaşlara ziyaret ettim. Onun için gitmemiştim. Onlar içinde bir tanesi fizikçiydi. Vesaire. Dedi ki ya şey yapıyorsun şöyle. Ya fizikçiler de demiş öyle falan. Ya dedi biz dedi şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Sporcular da bakıyor. Ya öyleyse dedim benim. Öyle dedim ayak üstüne. Ders sohbet. Ayağım ateş gibi yanıyor dedim ateş. Bazen vuruyor, bazen vurmuyor. Şimdi yok da. Bak şimdi. Dedi ki bakılması lazım dedi yani niye falan. Ya neye bakacaksın? Epey oluyor bu. Çünkü iki sene oluyor değil mi? İki sene çıktı hapiste. Ya dedi işte çektiler mi? Sinirler uzamış. Ne olacak? Sinirler abi geri gelmez dedi. Şu ilaçtan baktım ki 800-900 miligramlar sinirler geri gelmez. Abi bunları içeceksin. Gelirse ne ala? Geldiği kadar. Gelmez. Vallahi bir tane içmedi. Ne oldu peki? Yanma gitti. Birkaç ay sonra gitti. Çünkü hayır, öyle bir şey yok. Yanma yok. Yok öyle bir şey. Buna ait şey, gavur ya gavur. Gavur atmış bunu. Amerika'daki Allah razı olsun gönderiyor videoları. Gavur motosiklet kullanıyor. Bu Müslüman değil yani, taassup olacak diye. Onun için söylüyorum. Ondan sonra kaza yapıyor. Doktorlar, üç tane doktor başına oturuyor. Galiba YouTube'da bu var. Oradan verdi bana. Hani o gönderdi, benim bakacak şeyim yok, zamanım yok. Ondan sonra doktorlar maalesef diyor, boyundan aşağı kırılmış, gitmiş ya. Böyle olacaksın dedi. Adam buna inanmadı. Çünkü Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilatı'na göre sinir tamir olmuyor. Hayır. Devası olmayan hiçbir hastalık yok. Ha, şu anda sen bilmiyorsun. Bu üşermeden, usanmadan, yorulmadan. Üşermeden, usanmadan, yorulmadan hayal ediyor o. Genç. Sen de usan bir şey yapıyorsun ya. İyiyim. Böyle beyinden sinyaller gidiyor vücudum. Sağlam hayal ediyor. Yataktan iniyorum. Hastaneden çıkıyorum. İndim motora bindim gidiyor. Üşenmeden, usanmadan, yorulmadan günde kaç defa hayal ediyor. Neyi düşünüyorsanız, ne hayal ederseniz osunuz ona dönüşüyorsunuz. İyiyim falan. Böyle konsantreyle böyle yapıyorsun. Konsantre. Konsantre olarak bu diyelim ki sinir uçları bu kadar mesafe olsun. Atlama yapmıyor ya. O için. Ne yaptı biliyor musun? Bu düşünceyle, bu konsantreyle yaz iki sinirlerin arasını çabuk dolduracak vücut. Veya o kadar kuvvetli bir itikat ki buradan buraya sinyal atlıyor. Ve akıl vücudunu yönetiyor. Kalk komutunu veriyor. Hayal. Ben hayal ediyorum şu anda elimde duramıyorum. Hayal ve düşünceyle o ayaklar mecbur oyunca beyin sinyal veriyor. Ama geçiş yok. Atlama yapıyor. Ağaçtaki çekirdekler kökten
gövdeden bilgi aktarım yapılmıyor. Temesül ediyor diyor, dağıtıyor. Radyo verici istasyonu gibidir. Evet, beynin iki tane şeyi var. Şu anda yavaş yavaş ikinci biliyorlar. Beyin işte bu çalışmasının kimyasaldır, sıvıdır. Bu sinirleri kablo aktarımı gibi. Onun dışında dalga yapıyor, dalga var. Wi-Fi gibi. Evet, Wi-Fi gibi. Mesela gözde adam ölüyor. Gözde hayvanı patlatıyor. Rütbedeğini camı indiriyor. Şua. Gözden çıkıyor kafa, düşünce. Diyelim, o adamın diyelim sinirleri bu kadar şey. Ya burayı doldurdu veya beynin dalgasını Wi-Fi ile bütün ayaktaki hücreler verdi. Kalktı ayağa. Adam kalktı ayağa. Hiçbirisinin haberi yok. Hapishane, hastane kamerasıyla çekilmiş. Ayağa kalkıyor. Giyiniyor. Doktorların odasına gidiyor. Ve kafayı yemesi lazım o doktor. Ondan sonra işte çalışmalara başlanıyor. Dünya Sağlık Teşkilatı'nda şunu değiştiriyorlar. Sinir tamir olmaz kalkıyor. Türkiye'de geldiğimi bilmiyorum. Tamir olmaz kalkıyor. Tamir olur ama geç olur. Güçlü olur böyle ne? Kalktı, hastaneden çıktı ve dediği gibi, hayal ettiği gibi bindi gitti. Hastayken mesela şu boğuluyorsun, yorgun, bitti ya. Gitmem lazım. Kalkamıyorsun. En mutlu, en güçlü onun olduğum anı hayal ediyorum. O spor yaptığım, yürüdüğüm. Hayal ediyorum. Burayı unuttum. Atlıyorum oraya. Düşünüyorum. Hop kalkıyorsun. Olsun. Ona dönüşüyorsun. Hayal edeceksin. Kullanacaksın. Ama hayal et. İyi değil. Hastayım. Sesim de kesilmiş. Aynen öyle olacaksın. En aynı zennabdibi. Kulun bana da sinanıyorsa ben ona öyleyim. Arkadaşlar, neyi düşünüyorsanız, neyi hayal ediyorsanız, osunuz ve ona dönüşüyorsunuz. Bir tane Rus yapmış, biz gözümüzle görüyoruz. Rus sağ kadın, parmağı sağ parmağını şurası ucuyla görüyor. Parmağıyla görüyor. وآخر دعواهم إن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات